Arkadaşlar merhaba. QNB Finans Kiralamanın bilançosuna bakacağız. Evvela hasılata bakalım. Tabii hasılat derken siz şaşıracaksınız. Evet, biz bu da hasılat nereden çıktı ya falan diyeceksiniz ama biz tabii hasılat derken esas faaliyet gelirini kullanacağız arkadaşlar. Bu finans kiralamada esas faaliyet gelirini kullanacağız. Bunu hasılat kabul ediyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Bu tartışmaya açık değil. Biz bunu kullanıyoruz. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Benim tercihim bu. Ben bu yönde satışlar yerine bunu koymuşum arkadaşlar. Oradan başlarsak arkadaşlar, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 6.2 iken şu anda 17.5. Bir önceki çeyrek 23.51'miş. Bu da bir öncekinden iyi. Bir gün öncekinden iyi, bir öncekinden hafif aşağı doğru eğilim olmuş. Her 100 liralık hasılatından diyelim artık siz faaliyet gelirini hasılat anlayın. Her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet kârı yaratmış? Geçen sene 34.65'miş, bu sefer 38.12'ye çıkmış. Bir önceki çeyrekte 12.89'muş. Bu da aslında olumlu, yani çok da olumsuz bir şey söz konusu değil burada. Her 100 liralık mal varlığıyla ne kadar öz kaynak faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 8.03'müş. Şimdiki 12.57, bir önceki çeyrekte 12.3'müş. Dolayısıyla 12.57 son 6 çeyreğin en iyisi diyebiliriz. Keza net kârda da rakamları söylemeye gerek yok. Son 6 çeyreğin en iyisi. Gelelim öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Öz kaynak büyümesi ne gibi değişmiş? Geçen yıl bu zamanlar 5.91 iken şu anda 6.62'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 7'ymiş. Bu da son 6 çeyreğin en iyi performansını göstermiş. Şimdi yıllıksal öz kaynak büyümesine gelince arkadaşlar, 2022'ye 9'da %30.57 büyütmüş. Sonraki çeyrek yani 12. de 32.21, şu anda da 36.79. Hafif de olsa bir yukarı doğru bir düzelme, iyileşme var. Peki fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız noktada 63 lira 30 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %55.8 büyürken fiyat %23 giderek öz kaynak büyümesinin gerisine düşmüş. Peki neden öyle olmuş arkadaşlar, biliyor musunuz? Sorun piyasa değeri defteri diyor sorun. Bir de tabii bilanço büyümesi %36, enflasyonu çok gerisinde, onu ayrıca konuşacağız. Şimdi halka açıklama oranı 0.6 olunca arkadaşlar, çok yani %1 bile değil, siz düşünün artık. Bu tabii böyle rahatlıkla istenilen uçuk açık yerlere götürülüp oradan küçük yatırım diye teslim edilip tekrar aşağı getirilebiliyor. Burada fiyatın doğru oluşmayacağı, yani anlatmak istiyorum. Fiyat bunda doğru oluşmaz arkadaşlar. 0.06 halka açıklama oranında hiçbir zaman doğru oluşmaz. 5 yıl içinde gördüğü en düşük defter, piyasa değeri defteri de 0.50 iken şu anda tam 10 katından işlem görüyor. Emsallarıyla kıyasladığı zaman, mesela diğer finans kiralamalarıyla falan, tabii böyle absürt mabsürt fiyatlanan bir şey yok. Nedeni de işte halka açıklık oranının çok düşük olmasından kaynaklanan bir şey. Parası olan birisi bunu alıp istediği yere götürüp istediği yere getirebiliyor. Ancak ondan daha parası çok olan bir adam ancak ona galebe çalar. Öyle bir varlığınız varsa sizin bileceğiniz iş. Ama biz zaten fiyatla da ilgilenmiyoruz. Yani başka şeylerle ilgileniyoruz. Fiyat bizi ilgilendirmiyor. Şeye bakalım, kazancına bakalım arkadaşlar. Şimdi defter değeri 15.60. %36.79 büyürse arkadaşlar, 5.74 yıllık bir yıl böyle devam ederse kazancınız olacak. Fiyat 78 lira, bunun faizi yatırırsanız 75 lira 74 kuruş kazanacaksınız. Yağa, şekere, tuza yatırırsanız da 44 lira 0 kuruş kazanacaksınız. Yani bu enflasyon demek, yağ, şeker, tuz arkadaşlar. Dolayısıyla şirketin kazancı fiyatına göre arkadaşlar bir yılda %7 olacak. Faize yatırırsanız %33, enflasyonun %56.5. Dolayısıyla şirket bu büyümeyle, bu öz kaynak büyümesiyle hem enflasyonun hem de faizin çok çok gerisinde kalmış arkadaşlar. Burada yer alan yorumlar tamamen kişiseldir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi benim haddim de değildir. Fiyatın nereye gideceğini söylemek benim şeyim değildir. Bu falcılığa göre, ben öyle bir falcı değilim arkadaşlar.
Bunu bilme yeteneğim yok. Bunu bildiğini iddia eden varsa bilmiyorum ama bunu bilme yeteneğim benim yok. Onu söyleyeyim. Zaten dediğim gibi onunla ilgilenmiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenin, paylaşın. Ayrıca kanalıma abone olursanız herkesten önce bu bilançolardan haberiniz olur. Ona göre de pozisyon alırsınız. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.